Bugün 23 Mayıs 2021, Yeşilyurt Mahallesi Zafer Caddesi'ndeyiz. Hastanenin altındaki cadde. Ali Ruhi Uslu Cami Minaresi gözüküyor orada. Şöyle bir bakalım bakayım burada. Güzel güzel çiçekler var. Bakkal var, köpek var. Selamun aleyküm. Sizi bir tanıyalım şurada bakayım. Sami Geçiyoruz, burada Özgür. görüyoruz. Evet. Salih. Özgür. Salih Özgür. Erbaa'da farklı bir kafe açmış bulunuyoruz. Evet. Tabii bu bir başlangıç. İnşallah Kafemizin adı ne? Kayobası Kafe. Kayı Obası Kafe. Evet. İsmimiz tarihten aldığımız efendim ecdadın gelmiş olduğu Evet. soyu ifade ediyor. Tabii inşallah güzel işlere vesile olmak istiyoruz. Tabii Erbaa'daki tüm arkadaş ve dostlarımızı gül ve çiçeklerle donattığımız bu yerimize Evet, bekliyoruz. bekliyoruz Tabii ki diyorsun. sadece gül değil, gelen insanlarımız da gül gibi olsun. Her şey gül alırlar, gül satarlar diye bir ilahi vardı. Evet. Evet, biz de gül diktik, gül gibi insanlar gelsin diye bekliyoruz. Evet, güllerde gerçekten görüyorsunuz. Şahane kırmızı gül. Gördüğünüz gibi. Oo, çiçekler. Bu şekilde. Bunları siz mi yaptınız hep? Gördüğünüz gibi çiçekler var, güller var. Oo, çiçeklerin içinde, güllerin içinde. Bunlar ne böyle? Kediler, köpekler de var burada. Evet, sadece biz insanlara değil, tüm canlılara karşı tüm mahlukatı seviyoruz. Evet. Yaratanından ötürü yaratılanları seviyoruz. Kaç tane kedi var? Kedi yavrularla birlikte 13-14 tane 13, var. 13, görebilir miyiz onları da? Onları şu an göremiyoruz, üşüyorlar. Nasıl, yerleri yok mu? Var. He, tamam, bakabiliriz. Aynı zamanda burada mahalle bakkalı da var değil mi? Bakkal demeyelim, büfe. He, büfe, büfe şeklinde. Çünkü büfemizde biraz farklı ahşap mekan içerisinde Evet, göründüğü gibi. kamera tarzında Evet. Erbaa'da nadir sayılabilecek birkaç Evet. yerden biridir. Tüm dostlarımızı da tüm Erbaalılarımızı da ev ve bahçelerini güzel ağaç ve taşlarla güzel mekanlar yapmaya bizden daha iyilerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, çok güzel. Şöyle bir gezelim bakalım büfemizi. Ağaç yapı büfe. Ne ararsan var mı içinde? Nasıl? Şu an kapalıyız. Ha, şey İşin olarak başlaması kapalı. için. Ha, vakit olarak. Ekmeğimiz var. Burada meşrubatlarımız var. Göründüğü gibi. İçeriye geçebiliriz. He, burada bahçe var. Şöyle içeriği de şöyle görüldüğü gibi bakkaliye Evet, tarzında. şurada bir şey daha gösterelim. Bir üst tarafta. Erbaa'da aile üzerine kurulmuş He. ilk vakıf bir derneğimiz var. Dernek var mı yani? Resmi var mı bu? Evet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice Güzel Ahlak Derneği. Evet, İlk Türkiye'de bu defa, isimde ilk böyle bir dernek var. evet, ilk defa duyuyorum öyle bir şey. Evet, bir de sizi tanıyalım burada. Ben de Salih'in komşusu Harun. Evet. Okuldan, mahalleden Harun, arkadaşım. soyadını da söyle. Harun Çetiner. Çetiner, evet. Komşusunuz karşı karşıya herhalde. Komşusuz, evet. Salih'e destek oluyoruz. Çok Salih'e her güzel. zaman destek Şöyle veriyoruz. bahçeyle bir gezelim bakayım. Bahçede çok güzel. Tabii tasarım ve dizaynlarımız devam edecek. Bu bir başlangıç. Başlangıç. Evet, duvar yenileyeceğiz. Ağaç ev yapacağız. Evet. Kitap okuma yeri yapacağız. Bu şekilde teşebbüsün varsa destek de alabilirsin yani yetkili yerlere müracaat ederek. Yok, biz devletten bir şey istemiyoruz. İstemiyor mu diyor. Sadece gölge etmesinler başka bir şey istemiyoruz. Yani Dua dua istiyoruz diyor. arkadaşlarımız Evet, dua şöyle etsin. şöyle bir gezelim. Kimse bahçene de ne yapıyorsun demez herhalde. Gördüğünüz gibi çiçekler burada da var. Özgür soyadın buralarda bir de şey Özgür vardı. Fevzi Özgür falan. Evet, amca çocuklarız yan tarafta. Nerede onların evi? Yan tarafta. Öbür tarafta mı Evet. onlar? Nerede o Fevzi Bey şimdi? İstanbul'dadır büyük ihtimalle. İstanbul'da. Evet, tanıyorum onu ben.
Çiçeklerimiz görüyorsunuz. 1 Haziran'dan sonra çay içmeye bekliyoruz. Ha, şey açıldığı zaman. Evet. Gördüğünüz gibi çiçekler. Nerede içilecek çaylar? Burada değil mi? Tabii burada. Ayrıca bir farklı özelliğimiz var. Burada genelde iyi insanların gelmesini istiyoruz. Tabii burada söyleşiler yaptık biz. Evet. Kitap okuma analizleri efendim. En son Fatih Kürşat Karagöl burada Rahat Oğulları kervanını anlattı, sülalesini. Evet. Efendim. Farklı çalışmalar düşünüyoruz. Dediğim gibi ağaç evi yapacağız. Ceviz ağacının altında. O zaman da çay içme yeri o şekilde. Oyun alanı yapacağız inşallah. Ahşap ve taş ağırlıklı. Beton kullanmayacağız ağırlıklı. İnşallah. Biz Erbağımızın köylerinde de çevresinde de tüm arkadaşlarımızı sınırlarını zorlamalarını dünya standartında güzel işler yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bizi geçsinler. Bizi örnek almasınlar. Evet. İnşallah onları yapınca da bir çekim daha yaparız. İnşallah. Bu şekilde böyle. Bahçe geniş. O da sallanma yeri herhalde. Evet, burada çocuklar sallanabiliyor. Evet. Annemin çocuğu olduğu için sallanabiliyor. Evet. Annemin çocuğu olduğu için güzel. Şey, ip sağlam mı? Sağlam sağlam. Beni de artıyor. Bilemiyorum yani. Sen de artabilir hocam. Sen de sallayalım. Bilmiyorum, ben kiloluyum biraz. Olsun. Ben de 95 kiloyum. Ha, ben de aynıyım. Sen de artar o zaman. Ne yapacağız bu kiloları? Kiloları eriteceğiz. Eritmemiz lazım. Evet, bir şey daha ifade edeyim. Evet. Evimizde tadilattan geçirip çatıyı falan yaptıktan sonra evde tarihi evler gibi kahverengi ve beyaza boyatacağız. Biraz tarihsel bir şey. İnşallah, konak inşallah. Konak gibi bir hale getireceğiz. İnşallah. Tabii bunların hepsini bir sürede yapamayız. Zamana evet, bırakın. Zamana bırakın diyor. Evet. Erbağ merkezde. Ya da sponsor olmak isteyenler varsa. Yok, sponsor da kabul etmiyoruz. Biz kendimiz, sen de hiçbir şey kabul etmiyorsun ha. Kendimiz dışında imkanlarımız. Ondan sonra bu işte, evi tadilat yapacağım diyorsunuz değil mi burayı? Evet. İnşallah. Sonra nereden buldun bu parayı diye söylentiler çıkıyor. Biz alın terimizle kazandığımız parayla iş yapalım. Ya bir kişi yani imkanı olan birisi yapar. Ondan buldum desin. Evet, burada güzel bir noktaya değindim. Takgeci Mehmet Ağa varmış. İstanbul'da Takgeci Camii'nin. Onun şöyle güzel bir hayatı var. Evet. O mübarek hem alim zannedersem. Ben de dinlemiştim. Hayatını okumadım ama. Hayali cami yapmakmış. Cami yapmak hayali varmış. Evet, cami yapmak hayali varmış ama parası da yokmuş. Takki yapar satarmış. Evet. Parası da herkes buna gülermiş. Ya bunda para yok, bu cami yapmaya niyet ediyor. Gülermiş. Etrafına da şunu dermiş. Allah dilerse deryayı, denizleri tutuşturur mu? Tutuşturur. Tutuşturur. Bir gün bir rüya görüyor. Rüyada bir mübarek buna diyor ki işte senin şuraya gitmen lazım Mısır'a falan. Gemiye biniyor ve gidiyor. Gittiği zaman da o Mısır'daki şahıs diyor ki ya sen burada ne arıyorsun diyor. Nereden geldin? İstanbul'dan geldim. Ya diyor bir rüya üzerine geldim diyor. Ya geçen de ben de bir rüya gördüm de rüyayla amel etmek doğru mu diyor. Rüyamda İstanbul'dan biri gelecek. O beni bulacak. Takgeci Mehmet Ağa diye biri gelecek. Bu cami yaptırmaya niyetini. Şurada bir yerde rüyamda altın var dediler diyor. Aha diyor deniz tutuştu diyor. Derya tutuştu diyor. Herkes buna gülüyor. Gidiyorlar bakıyorlar ki daha sonra evine. Onun o mübarek rüyada söylediği yerde altın bulunuyor. Ve cami yaptırma parası da çıkıyor. Orada şöyle anlatılıyor. Takgeci Mehmet Ağa hiçbir zaman imkansızlık ve parasızlığa bakmadı. Hedeflerine odaklandı. Evet. Niyet etti, samimi dua etti, Allah'tan nasip etti. Evet. İmkansızlık diye şey yok. İnşallah sizin niyetleriniz de gerçekleşir. Allah dilerse olur. Olur tabii he. Erbağ'da böyle bir yer yok hocam. Evet, evet. Sizler de videomuzu izliyorsanız eski devlet hastanesi altında burada Zafer Caddesi'nde yerimiz. Güzel açıklama yapalım. Sayın Karagöl Başkan da ne yaptı efendim Çamlık'ta ağırlıkla
Hey kedi. Hey, adı neymiş bunun? Adı bunun... Adlarda var mı kedilerin? Adı bunun Nargüzel. Nargül. Bunları besliyorsun yani. Evet, Nargül. Nargül. Nargül ne demek? Ama... Gül güzeli demek. Hey, maşallah ne güzel, maşallah diyelim. Kedi, Nargül, bakar mısın bana? 7 tane yavru var, bakın şu anda. Bir tane Şafak abim var, onu getireyim seni, sevsin buldu mu? Çanakkale'de gezide şimdi. Kedi isteyenlere kedi de verebilir. He. Ebu Hureyre'nin güzelleri bunlar. İsteyene kedi de veriyorsun yani. Evet. Evet, kedi almak isteyen kardeşlerimize kediler de var burada. İçeride yine var değil mi kedi? Var. Evet, şöyle. Dur, kediler çoğaldı, kediler, enükler. Ne? Ne güzel şöyle... kedisiniz siz öyle. Ne güzel eniksiniz. Bir bakar mısınız buraya? Bak 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 bak. Ne? Evet, burada kanalyamızın güzellerinden birileri kedilerimiz. Evet. Resulhan kedisi var, Müzekka diye. Efendim nedir ismi? İzzet veren, şeref veren manasına geliyor. Evet. Ebu Hureyre Efendimiz kedicik babası diye geçiyor. Ebu Hureyre zaten kedilerin babası demek. Evet. Evde tek beslenilmesine izin verilen kedilerdir. Evet. Ve her gün kendisini temizler. Ayrıca da Nevzat Tarhan Hoca da şey diyor, çocuklarınıza çikolata fazla yedirmeyin. Kedi alın, kedi sevsinler. Çünkü kediler mutluluk hormonu yayıyor. Yayıyor çocuklara diyor değil mi? Tabii, bir de merhameti, sevgiyi yaşayarak öğrensinler. Bizim bir amacımız da burada. Bu vesileyle, bu hayvanlar vesilesiyle çocuklar sevmeyi, merhameti yaşayarak öğrensin. Bu minnacık kedilerden almak isteyenler alabilirler değil mi? Evet. Ama bakacaklar. Ne güzelsiniz siz sevgiler. Siz ne güzelsiniz böyle, maşallah. Ben Şafak abinizi getireyim, sizi sevsin oldu mu? O da kedi hastası, kedi hastası. Ne güzel kedilermiş bunlar. Ne güzelsiniz maşallah, maşallah. Bu kedilerden, heniklerden almak isteyenlere de duyurulur burada. Evet, burası eski Erbaa Devlet Hastanesi altında hemen. Görüyorsunuz, Devlet Hastanesi karşıda. Hemen onun altındaki caddede burada büfe var. Yazında çay içme yerleri yapılacak. Bir uğrayın buraya. Evet, son olarak bir diyeceğiniz var mı? İkinize de soruyorum. Erbaa'da, sizi izleyenlere. Erbaa'da farklı bir mekanız. Kültür seviyesi yüksek insanları bekliyoruz. İnşallah. İyi diyelim. İnsanları. Gençlere bir acil haberimiz var. Flört amaçlı mekanımız değil. Amacımız çok insan ve çok para değil. Güzel işlere vesile olmak. İnşallah, inşallah. İnşallah söylediklerin gerçekleşir diyelim buradan. Evet, hemen... Eski inşallah eski Erbaa Devlet Hastanesi altı burası. Tokat Erbaa eski devlet hastanesinden Yeşilurt Mahallesi Zafer Caddesi'nden hepinize sevgi ve selamlar. Bizi izlemeye devam edin efendim.